Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir daha önceden gösterdiğim incili gelin şalının başlamasını gösterdim. Şimdi devam eden kısımlarda nasıl yapıldı onu göstereceğim. Şöyle ilk önce şunu göstereyim. Bunu da hemen size tam başlama kısmını göstermiştim. Biraz bunu toktuktan sonra devam gelen kısmını da ayrıyeten göstereceğim. Şöyle siyahtan ben başlamıştım ama bu boncuğun devamını bulamadım. O yüzden de siyah böyle yarım kaldı. Sonradan yapacağım. Alt kısımdan başlamasını size göstermiştim. Tekrar anlatayım. Eğer bakmak isterseniz de kanalımda videosu var. İncili gelin şalı olarak geçiyor. Oradan bakabilirsiniz. Şu alt kısımda olan şu kısımdan başlıyoruz. Şu yuvarlak kısımda buraya 7 zincir çekip üçlü trabzan olarak 3 adet böyle trabzan yaparak başlıyoruz. Yanları su taşı, orta kısmı da örümcek şeklinde oluyor. Bu ilk tabanına 2 tane örümcek yaparak devam ediyoruz. Daha sonra bir üst kısmı dolup inci boncuğunu geçiriyoruz. Onları da göstereceğim. Böyle devam ederek gideceğiz. Normalde şöyle her bir çiçeği sayarak 28 adet böyle boylu boyun olduğunda bitiyor arkadaşlar. Sonra en son yanlarına da bir su taşı gideceğiz. Üst kısmına ve yanlarına da püskül geçeceğiz. Onları da tek tek göstereceğim. Bu böyle kalsın. Şimdi şu diğerinden göstereyim. Bunu bayağı bir gittik. Sanırım 22. sıradayım bunda. Tam saymadım ama dediğim gibi 28. sırada bitireceğiz. İpimiz Alize'nin ipi Angora Gold. 7 TL. 6 TL idi ama 7 TL olmuş. Tuhafiyeden ben alıyorum. Şöyle. Bu da aynı modelimizin ama yakından da göstereyim. Bu da yeşil olan. Koyu yeşil. Bu daha güzel göründü. Siyah ve bazen beyaz renk kullanıyorlar ama bu şallarda beyaz pek belli olmuyor. Renkli boncuk kullanmanızı tavsiye ederim. Bu boncuklar ise bir dal olarak içerisinde arkadaşlar 100 tane var. 3,5 TL. Bir şalı ise bu yapacağımız şala tam 406 adet boncuk gidiyor. O yüzden alırken 4 dal almanızı tavsiye ederim. Her dalda 100 tane boncuk var ise 4 dal almanızı tavsiye ederim. Ben şu an 3. dal olan boncuktayım. Yani 300'e yakın bir yerdeyim. Bu böyle arkadaşlar. Devam edeceğim bir şalım. Şu an 22'deyim. 28'de bitireceğiz. Yanlarına da püskül geçeceğiz. Şimdi orta kısımlarda başlama kısmını ve devamını gösterdim. Ama sonradan da orta kısımları nasıl yapılıyor derseniz de orta kısımdan da bir tane çekim yapalım dedik. Şöyle hemen şu alt boncuk kısımlarını gösterdim. Diğer videomda var bakarsanız da. Ama orayı da ayrıyeten göstereceğim. Şöyle yan kısımlarını hemen başlayalım göstereyim. Her bir boncuğu koyarken iki de su taşı yapmıştık. Diğer videoda var. Onun üst kısmını nasıl gidiyorum derseniz de şu alttaki dolum yerini nasıl geçiyorum onu da göstereyim. İlk olarak yanlara 3 tane zincir çekiyoruz. Çektikten sonra çeviriyoruz. Su taşımızın içerisine 3 kere çekeceğimiz şekilde trabzan yapıyoruz. Ve 3 kere doluyoruz. Üçüncüyü de dolduktan sonra dokumaya başlamadan önce bu incileri tek tek geçiriyorsunuz arkadaşlar ipe. Sonradan sorun olmasın. 3 tane zincir çektim. Orta su taşımı aynı yere tekrar doluyorum. Şöyle. 3 kere de aynı yere dolarak su taşına devam ediyoruz. Dolduktan sonra hemen getiriyorum. Bakıyorum. Alt kısımda şöyle ikili olan örümceğimin orta kısmına dolum yapacağım. Yani alttaki şu kısmı yapacağım. Bir adet zincir yapıp buraya bağladıktan sonra bir adet örümcek yapıyorum. Hemen. Yaptıktan sonra ip alıyorum. İki örümceğin arasında olan bölüme tığımı getiriyorum. Buraya 4 kere doluyorum. İp alıp 1 2 3 4 4 tane dolduktan sonra ipimi alıp çekip kapatıyorum. Daha sonra bir adet daha örümcek yapıp geliyorum. Hemen şu diğer yandaki olan ikili olan örümceğimin orta kısmını burada aynı şekilde
dört kere doluyoruz ipi uzun çekip. Hani lif yapanlar bunu bilir, uzun uzun çekmeyi. İki. Ve dört. Böyle yaparak diğerlerini de yapıyorum. Yani benim yaptığım şu kısım şu alttaki dolum kısmı arkadaşlar. Bunları daha sonra yaparken ikili tekrar örümcek yapıp ortaya da boncuk koyma kısmını yapıyoruz. Şimdi oranın da nasıl yapıldığını diğerinde olduğu gibi bakalım göstereyim. Burada da şöyle benim şu an yaptığım şuydu arkadaşlar. Su taşımı yandan yaptım. Bir örümcek çektim. Doldum. İki örümceğin orta kısmına tekrar yan kısımda da doldum. Ve örümceklerimi yapa yapa geçtim. Ve daha sonra bu sıra örümcek kısmı bittikten sonra hemen geliyorum. Boncuğu nasıl örneğime geçiriyorum onu göstereceğim. Bu siyah boncuğu da bulduğumda devam edeceğim. Bu şalım da yarım kalmayacak yani. Bakalım. Siyahından pek yok. Çok alınıyormuş. O yüzden pek elimizde bulunmuyor dediler. Bunu da arkadaşlar şimdi dolumunu da yaptıktan sonra şimdi geleceğiz şu boncuk kısmı. Bu boncuk kısmını nasıl yapıyoruz? Onu da göstereyim. 3 adet zincirimi yine çekiyorum. Su taşı olan bölümüme su taşını aynı şekilde yapacağım. 2, 3. Bu su taşının bir kenarı oldu. Şimdi 3 zincir çektim. Aynı yere bir kez daha doluyoruz. Bunu da 3 kere dolduktan sonra 2, 3. Şimdi gelelim buraya. Bu alttaki boncuk örneğimi nasıl yapıyorum? Bir adet yine zincirimi çektim, bağladım. Şimdi örümcek yapıyoruz. İlk önce çektiğim zinciri uzun tutuyorum ve şöyle bağlıyoruz. Ve bir adet de zincir çektim, kapattım. Şimdi bir tane daha örümcek yapacağım. İki örümceğe bir boncuk geçireceğiz. Bir adet de aynı şekilde örümceğimi yaptım. Yaptıktan sonra hemen geliyorum. Dolumu yaptığım örneğimin baş kısmını buraya tığımı geçirdikten sonra dolum yapılan bölüme daha sonra boncuğu getiriyorum hemen üzerini kısmına. Hemen ipimi şöyle çekiyorum. Boncuğu da şöyle ön kısmına gelecek şekilde arkadan parmağımla ön kısmı itip arka boncuğun arka kısmından iki ipimi çektim. Daha sonra bir adet de yine boncuğun arka kısmından geçiriyorum tığımı ve bir zincir çekip burada sağlamlaştırıyorum örneğimi. Böylece alttaki örneğimiz de böyle boncuk oluyor. Tekrar aynı şekilde iki tane örümcek yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. İki örümceğimi yaptıktan sonra geliyorum. Dolum yaptığım bölümün orta kısmına tığımı geçirdim. Boncuğumu aldım. Tığımla öne gelecek şekilde boncuğu tuttum. Boncuğun arka kısmından ipi aldım. Daha sonradan arka kısmından tekrar tığla bir kez daha geçip zincir yaptım, bağladım. Böylece devam ediyor. Tekrar göstereyim. Örümceğimizi yapıyoruz. 2 adet. Yaptıktan sonra geliyorum hemen dolum yaptığım yerin orta kısmına tığımı geçiriyorum. Boncuğu da ön kısmı alacak şekilde tığımı hemen arka tarafına geçirip kapatıyorum. Bir adet daha sonradan da bir kez daha aynı yere ipsiz dolup bir zincir çekip kapatıyorum. Böylece devam edeceğiz. Aynı örneğimizi. Son bir kez daha göstereyim. Böyle bu sıra devam ediyor arkadaşlar. Daha sonra da bu kalan yeri diğer şalda gösterdiğim gibi her iki örümceğin arasına şöyle bir dolum yaparak aynı örneği devam ediyorsunuz. Çok kolay, rahatlıkla hepiniz yapabilirsiniz. Çektim, geldim. Dolumu yapacağım yerin kısma boncuğumu aşağı indirdim.
Ön kısmı aldım ve arkasından bir adet daha tığımı geçirdim. Kapat. Şöyle göstereyim. Böylece devam ede ede şalımızı bitireceğiz. Ta ki şöyle çiçekleri sayacaksınız. 28 adet sıra olacak şekilde oldu mu? Tamam, işlemimiz bitmiş oluyor. Daha sonra da püskül ve yanlarının su taşı işlemini yapacağım. Bu üst kısımları da gösterdim. Şuralarda dolumlarını yapıp aynı şekilde devam ederek art arta devam edeceğiz. 28 sırada bitiriyoruz. 406 adet boncuk gidiyor arkadaşlar. Alırken de dikkat edin, boncuk sayınıza göre alın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.